Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu seferki videomuzda Xiaomi Bootloader kilit açma videosunun yeni versiyonunu göstereceğim. Daha önce kanalda bununla ilgili 2 adet videomuz mevcut. Yeni versiyonunu neden çekiyoruz? Çünkü daha önce telefon numarasıyla sadece başvuru yapabilirken artık Xiaomi ilk aşamada e-posta adresini istiyor arkadaşlar. E-posta adresini girdikten sonra telefon numarası giriyoruz ve o şekilde başvuru işlemini tamamlıyoruz. Daha önceden sadece telefon numarasıyla yapılıyordu ve bu yüzden unutmayın unutulma gibi durumlar olduğu için veya telefon numaraları iptal olduğu için hesaplar cihazların üzerinde kalıyordu ve sıfırlama yaptığınızda hesabı kurtarmak için mecbur sunucudan sıfırlatmanız veya farklı yöntemlere başvurmanız gerekiyordu. Muhtemelen bu yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Gelin beraber hızlıca yeni versiyona bakalım. Cihaza Mi hesap başvurusu yapabilmeniz için arkadaşlar cihazın mobil verisinin açık olması gerekiyor. Wi-Fi ile olmuyor. Bilginiz olsun mutlaka mobil veri açık olacak. Öncelikle ayarlara giriyorum arkadaşlar. Buradan telefon hakkında giriyorum. Daha sonra MIUI sürüm numarasına 5 kere tıklıyorum. Artık bir geliştiricisiniz dedi. Buradan geri çıkıyorum. Aşağıdan ek ayarlara geliyorum arkadaşlar. Daha sonra en aşağıda geliştirici seçeneklerine tıklıyorum. Burada o kilit açma var. İsterseniz bunu açabilirsiniz. Google hesabı ile alakalı bir şey. Fabrikalarını sıfırladığınızda size Google hesabı soruyor ya bu durumla ilgili. Açarsanız sormaz, açmazsanız sorar. Size kalmış bir durum. Ben genellikle açıyorum. Buradan bunu etkinleştirdim. Mi kilit açma durumuna geliyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan kabul ete tıklıyorum. Hesap ve cihaz ekle seçeneği var. Buna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi e-posta telefon numarası Xiaomi hesabı diye 3 tane seçenek sundu bana. Çünkü benim daha önce içine taktığım sim kartta bir mi hesabı olduğu için bana burada telefon numarası sekmesi de çıkartıyor. Siz sıfırdan bir mi hesabı adresi alacaksanız daha önce kullandığınız sim kartınızda hiç mi hesabı açmadıysanız size burada sadece e-posta seçeneğini sunacak. O yüzden bu kısım hepinize farklı olabilir. Dediğim gibi sıfırdan mi hesabı açacaksanız telefon numarası kabul etmiyor. Zaten bu videoyu çekmemizdeki amaç da bu. E-postanın üzerinden ilerleyip daha sonra telefon numarası eklemek. Telefon numarası kısmı çıkmayan insanlar için. Şimdi burada yapacağınız bir hesap oluşturmak arkadaşlar. Siz de belki yeni bir hesap oluştur diye şurada altlarda bir yerlerde de seçenek çıkabilir. Ben buradan bir hesap oluştur diyeceğim. Daha sonradan e-posta adresimi yazıyorum. Evet e-posta adresimi yazdım. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Sonraki diyorum. Bizden 8 haneli 16 karaktere kadar uzayan bir şifre oluşturmamızı istiyor. Daha sonra unutmayacağınız bir şifre. Evet şifremi oluşturdum. Bir hesap oluştur diyorum. Burada sizden robot olmadığınızı kanıtlamanızı istiyor. Buradaki seçenekler biraz can sıkabilir. Bazen 5 dakika bile uğraştırdığı oluyor. Bilginiz olsun. Yangın musluklarını işaretliyorum. Ekrandaki yangın muslukları bitene kadar siz de artık hangi seçeneği isterse onları işaretliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çok uzun bile sürebiliyor. Evet bizimkini kabul etti. Şifremi şimdi deliyorum. Hesabı doğrulamak için e-posta adresine gitmemi istiyor arkadaşlar. Hemen buradan alt tarafı alıyorum. Daha önce telefonuma ben gmail adresimi girmiştim. Gmail kutunuzu kontrol ediyorsunuz. Doğrulamak için linke tıklayın diyor. Linke tıklıyorum arkadaşlar. Burada mi tarayıcı da çıkabilir veya buradan diğer deyip Google Chrome'dan da girebilirsiniz. Chrome'dan tercih ediyorum. Evet kayıt işlemi tamamlandı diyor arkadaşlar. Tamamlandı'ya basıyorum. Bize mi account hesabımızın içine götürüyor arkadaşlar. Account.com Buna kendiniz model yazarak da girebilirsiniz. Veya bu sayfayı kaçırdıysanız i.mi.com yazarak da yine bu sayfaya erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz burada kurtarma telefon numarası ekleyeceğiz. Çünkü sadece e-posta adresiyle başvuru yapılamıyor. Mecbur kurtarma telefonu da ekliyoruz. Buraya basıyorum. Tekrar adresime bir doğrulama kodu gönderiyor. Telefon numarası ekleyeceğim için tekrar mail adresine gidiyorum buradan sayfamı yeniliyorum. Evet 232 631 yeni bir kod gelmiş. Evet kodu onayladık. Telefon numarası gireceğiz. Hemen şuradan bir telefon numarası bulalım. Yine buradan ben robot devrimi işaretliyorum. Doğrulama kodunun gelmesini bekliyorum. Evet doğrulama kodum geldi 064 101. Tabi sizde SMS olarak gelecek. Ben telefon numarasını başka bir yerden edindiğim için bu şekilde yapıyorum. Doğrulama kodunda girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtarma telefonum buraya eklendi. E-posta adresim eklendi. Bu sayfadan çıkış yapıyorum. Daha sonradan ayarlara tekrar giriyoruz arkadaşlar. Burada Xiaomi hesabı diyor. Xiaomi hesabına geliyoruz. Az önce oluşturduğumuz oluşturduğumuz e e-posta adresi veya telefon numarası hangisinden girmenize izin veriyorsa onu buraya giriyoruz arkadaşlar. Evet ben şu Gmail adresimle girmeyi tercih ediyorum şu anda. Şifremi yazacağım. Kullanıcı sözleşmesini okudum diyorum. Oturma açı tıklıyorum. Şifrenizi kaydetmenizi isterse Google hesabının içine kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Mi hesabına içine girmiş olduk. Son bir kısım kaldı. Burada gördüğünüz gibi telefon numaramız ekli. Hesap güvenliği kısmından kontrol edebilirsiniz. Kurtarma e-postası ekli, telefon numaramız ekli. Artık başvuru işlemini yapabiliriz. Buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Komple çıkıyoruz. Tekrar ayarlara geliyorum. Buradan ek ayarlara tekrar geliyorum. Tekrar geliştirici seçeneklerine geliyorum. Mi kilit açma durumuna geliyorum. Kabul ediyorum. Hesap ve cihaz ekle kısmına bir kere bastığımızda burada başa ile eklendi yazısı gelecek arkadaşlar. Onu yaptığınız zaman kilit başvuru işlemi gerçekleşmiş oluyor. Hemen basalım. Evet gördüğünüz gibi başarıyla eklendi mi hesabı şimdi diye bir yazı ibare bize verdi arkadaşlar. Bu işlemden sonra 168 saat veya katları şeklinde yani 168 çarpı 2, 3, 4 zamanlarında 168 saat genellikle bir hafta yapıyor arkadaşlar. Ortalama 4 haftaya kadar kilidiniz açılır. Genellikle yeni bir sim kartla ve yeni bir hesapla 168 saat içinde açılıyor. Tabii ki arkadaşların çoğu buraya girip cihaz açıldı mı deyip buraya sürekli basıyor arkadaşlar. Böyle bir şey bu durumda süreniz uzayabilir güncelleştirme yaptığınızda süreler uzayabilir cihaz burada kendi kendine açılmaz veya size cihazınızı açabilirsiniz diye bir süre ibare göndermezler bu durumda yapmanız gereken cihazı Facebook moda olup şöyle Unlock tool aracıyla kilit açılıyor mu açılmıyor mu bu süreye bakmanız gerekiyor arkadaşlar dediğim sürelerden sonra Başvuru adımları bu kadardı arkadaşlar. Ne kadar süre kaldığını hemen size göstereyim. O süre dolduğunda da kilit açılma işlemini yapmış olacaksınız. Görüşmek üzere. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi kilit açma bölümüne geliyoruz. Telefonumuzu Facebook konumuna alıyoruz arkadaşlar. Facebook konumunu almak için Telefonun güç tuşu ve ses kısmı tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Kapalı halde de yapabilirsiniz bunu. Açık halde de ama biraz uzun süre beklemeniz lazım açık haldeyken. Telefon kapandı. Logo geldikten sonra güç tuşunu bırakıyorum. Sadece ses kısmına devam. Gördüğünüz gibi Facebook modunda şu anda. Kablomuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Buradaki sürücü adımlarını size göstermeyeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekiyorum zaten. Ya bundan bir önceki veya bir sonraki videoda yayınlamış olurum. Oradan Xiaomi sürücü yükleme isimli videoyu bulduğunuzda bilgisayarda telefonum görmüyor, tanımıyor kısımlarına direkt oradan halledebilirsiniz. Şimdi Xiaomi Unlock Tool aracını indiriyoruz arkadaşlar. Ben yazalım Xiaomi... Tools yazıyorum. İlk çıkan Xiaomi Tools sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada Mi Unlock aracı var ona basıyoruz. Daha sonradan aşağıdan en güncel versiyon hangisi ise genellikle İngilizce kullanmayı tercih ediyorum. Türkçe'de sorun çıkabiliyor. 7.66 diyor. Buraya gelip download sekmesine basıyorum. Burada reklamlar çıkabilir. Bunlar çok takılmayın. Sürenin dolmasını bekliyorum. Süre doldu, tekrar download'a tıklıyorum arkadaşlar. Başka yerlerden de indirebilirsiniz. İlla buradan indirmeniz şart değil. Mi Unlock aracı iniyor. Evet, dosyamız indi arkadaşlar. Buradan inen dosyayı buraya atıyorum arkadaşlar. Bu sayfayı kapatıyorum. Sonra buna sağ tıklıyorum, klasöre çıkar diyorum. Winrar bilgisayarınızda yüklüyse eğer farklı sıkıştırıcılar yüklüyse onu da çıkartırsınız. Buradan Mi Unlock klasörüne tıklıyorum arkadaşlar. Mi Unlock Exit'e tıklıyorum. Buraya mi hesabımızı girmemizi istiyor. Mi hesabımızı girelim hemen. Evet, singin tuşuna basıyorum arkadaşlar. Telefon numarası ya da e-mail adresiyle doğrulama yapabilirsiniz diyor. Genellikle ilk aşamada telefon numarası der ama biz yine de telefon numarasıyla diyelim. Telefon numaramıza mesaj gidecek gönder diyoruz. Sizde belki burada güvenlik doğrulama kısmı çıkabilir. Doğrulama kodumuz geldi. Aygıta güven yazısı burada işaretli olacak. Daha sonra buradan agree işaretliyoruz. Buradan unlock butonuna basıyorum arkadaşlar. Telefonunuzdaki bütün bilgiler silinecek diyor. Onaylıyorum. Tekrar onaylıyorum arkadaşlar. Buradaki süreyi saydırıyor. 100 olduktan sonra telefonumuzun kilidi açılacak. Evet gördüğünüz gibi bize 168 saat süre verdi. Yani şu anda kilidi açamıyorum. 168 saat dolduktan sonra tekrar bilgisayara telefonu bağlıyorsunuz. Ve unlock again dediğinizde burası %100. Success yazısı geldikten sonra kilidiniz açılmış olacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Aradan 168 saat geçti. Ve size göstermek amacıyla tekrar telefonumu bilgisayara bağladım. Xiaomi Unlock Tool aracına giriyorum. Bazen bu adımlarda şifrenizi girseniz bile şifreniz yanlış diyebilir. Bu tamamen Xiaomi ile alakalı bir durum. Ne kadar emin de olsanız şifrenizi doğru girdirtmiyor. Bu durumda şifre sıfırlaması yaparsanız tekrar giriş yaparsanız sizin için daha iyi olur. Burada ben telefon numarasıyla değil de bu sefer e-mail adresiyle giriş yapacağım. E-mail adresime bir doğrulama kodu göndereceğini söylüyor. Gönder diyorum ve kodu bekliyorum arkadaşlar. Evet kodumuz ulaştı. 294 292 şeklinde giriyorum ve submit tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bu arada telefonumuz yine Facebook konumunda bağlı. Şu şekilde yukarı alalım. Agree diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Evet bütün bilgileriniz silinecek diyor. Tekrar unlock tuşuna basıyorum. Geçen sefer kilidi açamamıştık. Bakalım bu sefer açabilecek miyiz? Tekrar unlock anyway diyorum. Ve buradaki sürenin bitmesini bekliyorum. Bütün bilgileriniz silinecek diyor. Ve basıyorum arkadaşlar. %100 olup success yazarsa kilidimiz açılmış olacak. Evet gördüğünüz gibi Unlock Successfully dedi. Kilidimiz açıldı arkadaşlar. Şu şekilde telefonun da ekranın üstünde kit açık işareti geldi. Sizin de görebileceğiniz gibi. Telefonumuz sıfırlandı. Şu anda en baştan başlıyor. Bundan sonra kurulum aşamasını yapacaksınız arkadaşlar. Farklı bir durum yok. Eğer ekrana Mi hesabı ile ilgili Wi-Fi ve Activated diye iki tane buton gelirse Wi-Fi bölümüne basarsanız ilk önce bir Wi-Fi ağına bağlarsınız. Sonradan geri gelip Activated deyip Mi hesap şifrenizi girdikten sonra normal telefon kurulum adımlarına geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.